Şimdi gözlük ipinin şeyini kirtiyorum. Zeynep Şimşek, ben 70 yaşındayım. Ben 10 yaşından beri yapıyorum. İğneyle kuyu kazıyoruz. Hani zor ama 6 yaşındayken annem ölmüş. Ondan 2 ay sonra da eşekten düşmüşüm. Doktor kesmiş kolumu. Şey olmuş, tetanoz olmuş. İşte ondan sonra işte 10 yaşında da ben oya yapmaya başladım. Tabii zor oluyor ama azimle yapıyorum. Kimseye muhtaç olmayın diye. Çok güzel oldu. Başkanlarımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben örnek olayım yani. Ben diyorum çalışsınlar azimle, her şey yapılır yani. Yapılmaz diye bir şey yok. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Olur tabii her şey, hani bir elle yapmak nereye, iki elle yapmak nereye. Ama ben yani yılmadan, şey yapmadan yapmak istiyorum. Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Arkamızda olurlarsa çok seviniriz. İlle de benim gibi şeylerin yani mazurların yanında olurlardı. Bu menekşe oyası. Kolye olarak yaptım. Bu gelincik. O yapışım bilir. Hani bazen bir haftada yapıyorum, bazen 10 günde yapıyorum. Bu kiprikli. Yani bir çiçeği gördüğümde onun modelini çıkarıyorum. Başka şu şey, kütüle. İşte hep yani ne diyeyim. Şunu yüzük olarak yaptım. Kır çiçeği. Gülden taç yaptım. Portakal çiçeğinden taç. Evet. Gelincikten masa örtüsü. Böyle tavus kuşundan şey yaptım, kolye yaptım. Derya. Anahtarlığım var, anahtarlık yaptım. Yok, açmayacağım. Limon çiçeğinden toka yaptım. Türk bayrağı yaptım. Uğur böceğinden de şey yaptım. Toka. Her şeyden çeşit çeşit. Ama beğenirsin. Bak böyle şeyler yapıyorum. Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin. En başarılı 3. ilçe belediye başkanı seçildi. Başkan Yılmaz ve gençler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Çamlıca ile belediyemizle birlikte İğne Oyası Festivalimizin ikincisini düzenliyoruz. Çamlıca ile belediyemiz 7 yıldır bunu gerçekleştiriyordu. Bizim Tortek'lerimizde de 16 merkezimizde birçok kursumuz var. Bu kurslardan birimiz de iğne oyalarımız. Bu kurslarımızda hanımefendiler yeni bir şeyler yapmayı öğreniyorlar, üretiyorlar, satış gerçekleştiriyorlar ve aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bu güzelliği Toroslarımızda da yaşamak istedik. Binlerce yıl öteden gelen atalarımızın, büyüklerimizin, hanımlarımızın, genç kızlarımızın duygularını, düşüncelerini, isteklerini, dileklerini, işledikleri motiflerle ortaya koydukları iğne oyasını küçücük, hiç gözle görülmeyen boncuklarla ortaya yeni şeyler çıkarmalarını daha da tanıtmak, teşvik etmek, bunu yaşatmak istedik. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Şanlı ayva gideyim.
süsleyen portakal çiçeği ve muska oyasıyla özenle hazırlanan, kemer ve başlığıyla kombine edilen kıyafetimiz sizlerle. Bahar dalı iğne oyalarıyla ve boncuklarla süslü kemeri ve başlığıyla tasarlanan kıyafetimiz sizlerle.